Herkese merhabalar. Kripto News'te bu videomuzda ilk olarak Bitcoin'den, daha sonrasında Ethereum'dan ve çeşitli altcoin'lerin geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdiğinden bahsedeceğiz. İlk olarak Bitcoin'le başlayalım. Evet, CoinGecko'nun verilerine göre Bitcoin'in fiyatı Ağustos ayının başından beri ilk defa dün, yani Perşembe günü, 65 bin dolar sınırını aşmayı başardı ve 65.325 dolara ulaştı. Bu video çekildiği sırada da Bitcoin'in fiyatı 65.500 dolar seviyelerinde devam ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde BTC %3'lük bir yükseliş yaşamıştı ve 2 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Eylül ayının başında Bitcoin'in fiyatının 53 bin dolara kadar düştüğünü görmüştük ve bu sürecin ardından Bitcoin iyi bir toparlanmayla Eylül ayını tamamladı. Varlığın yükselişi tabii ki Federal Reserve, yani Fed'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı faiz oranı kararıyla da doğru orantılıydı. Biliyorsunuz, daha önceki videolarımızı takip edenler mutlaka hatırlayacak. Fed'in faizleri düşürme kararı çıkarsa riskli varlıklara yönelim, riskli varlıklara ilgi daha da artacaktır demiştik. Nitekim öyle de oldu. Düşük faiz kararının ardından Bitcoin başta olmak üzere diğer dijital paralar ve tokenlar da yükseliş yaşadılar. Tabii yatırımcılar daha riskli varlıklara para yatırmayı tercih etti. Bunlardan birisi de tabii ki hisse senetleriydi. Çünkü böyle ekonomik ortamlar yatırımcıların daha fazla risk almasına olanak tanıyor. Hisse senedi de bunlardan birisi olarak biliniyor. Ancak BTC faiz oranlarının tarihi zirvelere çıkarıldığı ve coin'in 17 bin doların altına kadar düştüğü 2022'den bu yana önemli ölçüde bir yükseliş kaydetti. Şimdi ise tüm gözler Kasım ayındaki Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerini kimin kazanacağına çevrilmiş durumda. Eski başkan Donald Trump kripto endüstrisine yardım konusunda çok daha açık sözlü söylemlerde bulunuyor. Demokrat Kamala Harris ise bu konuda biraz sessiz kalmıştı. Sadece bu hafta sonu düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde ülkedeki dijital varlıkları destekleme planlarından bahsetti. Çarşamba günü de yine yaptığı bir konuşmada blok zincirinden, yani blockchain'den bahsettiğini hatırlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde takip edenler mutlaka Harris'in ve Trump'ın bu söylemlerini duymuştur diyelim ve ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum'la devam edelim. Son bir günde, yani 24 saatte Ethereum %2'lik bir artış gösterdi. Bu videonun çekildiği sırada Ethereum 2650 dolar seviyelerinde devam ediyor. Takip edenler tabii ki son dönemde Ethereum'un da önemli bir artış gösterdiğini görüyor ve yeni cüzdan adresleriyle ilgili önemli gelişmeler olduğunda mutlaka biliyordur. Çünkü yeni cüzdan adreslerinin sayısında kayda değer bir düşüş yaşandı Ethereum'da. The Block'un verilerine baktık. Son 3 ayda yeni ETH adresleri %44'ten fazla düşüş yaşamış. 27 Haziran 2024 tarihinde Ethereum ağ üzerindeki yeni adres sayısı 138.620 ile zirve yapmıştı. Ancak bu rakam 3 ay sonra 78.390'a geriledi. Ağustos 2024'te yeni ETH adresleri sadece 87.360'a kadar düşmüştü. Bu da 27 Haziran'dan bu yana %37'lik bir kayba işaret ediyordu. Bununla birlikte ETH'in toplam aktif adres sayısı da 722.080 iken 615.180'e indi ve %15'lik bir düşüş yaşadı. Tabi bazı analistler de Ethereum adreslerindeki bu azalmanın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spot Ethereum ETF'lerinin lansmanına bağlıyor ve bununla ilişkilendiriyor. Yatırımcıların doğrudan Ethereum satın almak yerine Ethereum ETF'leri üzerinden işlem yapmayı tercih ettiklerini belirten çeşitli analistler var. Ayrıca Solana'nın da yeni meme tokenları ön plana çıktığı için bazı kullanıcıların da Solana'ya kaydığını söyleyebiliriz diyelim ve Solana'nın bugünkü değeriyle devam edelim. Şu anda bu video çekildiği sırada Solana 156 bin dolar seviyelerinde devam ediyor. Son 24 saatlik verilerine baktığımızda ise %2 civarında bir
artış söz konusu Solana'da. Şimdi Bitcoin ve Ethereum'dan bahsettik. Bitcoin 65 bin dolar seviyesini aştı dedik, ancak bazı uzmanlar da Ethereum'un Fed'in 50 bas puanlık faiz indiriminden bu yana Bitcoin'den çok daha iyi performans göstermesinin piyasa dinamiklerindeki değişimin olası bir göstergesi olabileceğini söylüyor. Küçük geri çekilmelere rağmen kurumsal ilgi her iki varlığa devam ediyor. Bunu kabul ediyoruz. Ancak Bitcoin Spot ETF'leri 25 Eylül'de 106 milyon dolarlık net giriş bildirmişti ve 5 günlük bir çizgi uzatmıştı. Şimdi bu doğrultuda da BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı tek başına 184 milyon dolarlık bir giriş gördü. Bu arada SoSo Value verilerine baktığımızda da Ethereum Spot ETF'leri 43.2 milyon dolar getirdi ve buna Grayscale'in ETH ETF'ine 26.6 milyon dolar da dahil. Şimdi buradaki hareketlenme, buradaki coşku aslında biraz katman bir blok zinciri varlıklarının ötesine geçti. Altcoin'lere ilgi sadece katman birlerle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda Avrupa'da güçlü bir şekilde toparlanan meme coin'leri de görüyoruz. Bunların başında Doge, Pepe ve SHIB geliyor. Grafiğe baktığımızda bu 3 meme coin'in çok iyi bir hafta geçirdiğini söyleyebiliriz. Yükselişle tamamladılar bu haftayı. Dogecoin'e baktığımızda bu video çekildiği sırada 0.123 dolar seviyesinde devam ediyor. Shiba Inu yine 0.00000 196 dolarda ve yine yeşil grafikle karşımıza çıkıyor. Pepe de yine geçtiğimiz 7 günü %30'a yakın bir yükselişle tamamladı. Şimdi buraya baktığımızda aslında Dogecoin'in %16.5 Shiba Inu'nun %37.7'lik, Pepe'nin %29.4'lük yükselişlerini net bir şekilde görüyoruz. Ve meme coin kategorisini şöyle bir listelediğimizde tüm meme coinlerin geçtiğimiz 7 günü neredeyse tamamının yeşille tamamladığını görebiliyoruz. İlk yüzlük listede. Tabi hal böyleyken yeni meme coinler de ön satışlarla karşımıza çıkıyor. Meme coinlerin bu yükselişle tamamladığı günlerin ardından tabii ki yeni ön satışlarda oldukça ilgi çekiyor. Bunlardan birisi de geçtiğimiz aylardan beri birkaç kez videolarımızda yer verdiğimiz, birlikte ön satış sayfalarını incelediğimiz tokenlardan birisi olan Pepe Unchained. Evet, şu anda Pepe Unchained 15 milyon 500 doların üzerinde bir rakam toplamayı başardı ve bu video çekildiği sırada son 24 saatlik dilimine girdi. Ön satışta fiyat artışından bir önceki aşamada. Ethereum USDT kart seçenekleri sunan Pepe Unchained, Pepe'nin artık kendi blok zinciri var sloganıyla karşımıza çıkıyor. Şu anda avantajlı rakam olan 0.00986 dolardan satılıyor. Cüzdan bağlayabiliyorsunuz, BNB ile satın alma seçeneğiniz bulunuyor ve Tokenomics'ine baktığımızda ise %40'lık bir dilimi ön satışa ayırdıklarını görüyoruz. %30 staking, %10 pazarlama, %7.5 likidite, %7.5 finans projeleri ve %5'lik dilimde zincir envanterine ayrılmış Pepe Unchained'de dünyanın ilk katman ikili meme coin'i olarak lanse ediliyor ve Pepe L2 ön satış sonunda açılacak denmiş. Proje ile ilgili detaylı bilgileri almak isteyenler içinse sağ üst köşede hem X sayfalarının, X profillerinin hem de Telegram'larının linki yer alıyor. Mutlaka denetim kısmına da bakmamız gerekiyor. CoinSuit ve Solid Proof imzaları yer alıyor. Denetim kısmında Pepe Unchained'in. Tabi her zaman belirtiyoruz, bu video herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Sizlere kripto para dünyasındaki haberlerin yanı sıra şu anda ön satışta olan ve ilgi çeken bazı ön satışlardan bahsediyoruz farklı videolarımızda. Bu da onlardan birisi. Sadece kendi araştırmalarınız ve tecrübeleriniz doğrultusunda kripto yatırımı yapmanız gerektiğini asla aklınızdan çıkarmayın. Tabi burada medya ile ilgili de hangi medya kanallarında yer aldıklarını göstermişler. Bitcoin.com, CoinMarketCap, Tokopedia, Binance Square ve ReadWrite. Son olarak da Crypto Potato yer alıyor medyadaki partnerleri arasında.
Pepe Unchained'i de incelemek isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki Pepe Unchained ön satış linkine tıklayarak projeyi kendi araştırmaları ve tecrübeleri doğrultusunda inceleyebilir diyelim ve videomuza noktayı koyalım. Kripto dünyasındaki son gelişmeler aynı zamanda sadece kripto değil, teknoloji, yapay zeka ve diğer tüm finans haberleriyle ilgili tüm gelişmeleri CryptoNews Türkçe kanalından takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Varsa sorularınız yorumlar kısmına bırakın diyelim ve sizlere veda edelim. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.